Herkese merhaba. Paraf'ın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye'nin en güzel adreslerini birlikte keşfedeceğimiz Paraf Rotalar'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu kez Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Ayzonoy Antik Kenti'ndeyiz ve buranın güzelliklerini birlikte keşfedeceğiz. Paraf Rotalar başlıyor. Ayzonoy Antik Kenti'ni ziyarete geldiğinizde sizi ilk olarak böylesine güzel ve günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce Romalılar döneminde inşa edilmiş Zeus Tapınağı karşılıyor. Ayrıca bu tapınak ülkemiz sınırları içerisinde bugüne kadar ayakta kalmayı başarabilmiş en büyük ve tek Zeus Tapınağı olarak da biliniyor. Bu muhteşem Zeus Tapınağı'nın yapımına ilişkin önemli bir hikayeyi de yine bu tapınağın duvarlarında yer alan yazıtlardan öğreniyoruz. Burada anlatılanlara göre buranın yapımında yaşanan ekonomik problemler nedeniyle bir süre sonra inşaat çalışmaları durdurulmuş. Sonrasında burada bulunan topraklar bölge halkına kiraya verilerek buradan toplanan paralarla buranın yapımına tekrar başlanmış. Fakat bir süre sonra bu paralar da toplanamayınca en son çare olarak bölgedeki insanlar icraya verilmişler ve buranın yapımına tekrar devam edilmiş. Bu muhteşem tapınağın ortaya çıkmasında da öylesine ilginç bir hikaye bulunuyor. Bunu da yine duvarlardaki yazıtlardan öğreniyoruz. Tapınağın duvarlarına yakından bakacak olursanız burada farklı dönemlere ait motifler ve çizimler de görmek mümkün. Özellikle 13. yüzyılda buraya yerleştiği düşünülen çavdarların duvarlardaki çizimlerini görebiliyorsunuz. Çeşitli hayvan figürleri, insan çizimleri ve buna benzer o döneme ait günlük hayattan çizimleri yine bu duvarlarda görmek mümkün. Dolayısıyla Zeus Tapınağı'nı ziyaret ettiğinizde etrafınıza dikkatlice bakacak olursanız çok sayıda farklı güzelliği de görebileceksiniz. Şu anda Zeus Tapınağı'nın derinliklerine doğru iniyoruz. Çünkü burada ikinci bir alt kat daha var. Buranın önemini ve hikayesini de sizlere aşağıda anlatacağım. Çünkü burası da hem Türkiye hem de dünya tarihi açısından oldukça önemli bir yer. Burası Zeus Tapınağı'nın hemen alt katında bulunan ve Kibele'ye ithafen yapıldığı düşünülen ikinci bir tapınak alanı. Burayı en önemli kılan şey, dünya tarihinde ilk kez bir tapınağın altında ikinci bir tapınağın böylesine güzel bir şekilde korunmuş ve günümüze kadar kalmış olması. Burası gerçekten geldiğiniz zaman muhteşem yapısı ve ihtişamlı görünümüyle sizi büyüleyecek oldukça güzel adreslerden biri. Şu an önünde bulunduğumuz bu muhteşem kabartmanın Kibele'ye ait olduğu düşünülüyor. Aslında bu kabartmanın Zeus Tapınağı'nın üzerinde olması bekleniyormuş ama yapılan araştırmalara göre bu kabartma hiçbir zaman tapınağın üzerine yerleştirilmemiş. Bunun da sebebini tam olarak bilemiyoruz. Ayzonoy Antik Kenti'nde kazı çalışmaları halen devam ediyor. 2013 yılından itibaren bu bölgedeki çalışmalara destek veren Halk Yatırım, 2017-2022 yılları arasında da buranın kazı çalışmalarında ana sponsor olarak bölgedeki çalışmaları desteklemeye devam ediyor. Şu an bulunduğumuz yer hemen Zeus Tapınağı'nın yanında yer alan aslında bir açık hava sergi alanı. Burada göreceğiniz eserler gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda derlenmiş ve bu bölgede ziyaretçilerin görebilmesi için sergilenmeye başlanmış. Ayzonoy Antik Kenti'nde dolaşmaya devam ederken burada Hüseyin Bey ve oğlu Taha ile tanıştık. Onlarla da biraz sohbet ettik. Hatta Taha'nın bize bir sözü oldu. Ona paraf kart hediye ettikten sonra. Taha neydi sözün? Bir hepimiz duyalım. Paraf kartla bir kitap alacağım ve en kısa zamanda okuyacağım. Evet, duydunuz. Hepimizin önünde Taha bize böyle bir söz verdi. O zaman onlar burayı keşfetmeye giderken biz de diğer parafları keşfetmeye devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok memnun olduk tanıştığımıza. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İyi gezmeler. Teşekkürler.
Şu anda yanımızda Pamukkale Üniversitesi'nden Profesör Doktor Elif Özer bulunuyor. Kendisi aynı zamanda bu bölgede yürütülen kazı çalışmalarına da başkanlık yapıyor. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bulunduğumuz bölgenin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Birçok ilke ev sahipliği yapmış bir bölgedeyiz. Fakat bulunduğumuz yerin ayrı bir tarihi ve hikayesi varmış. Bunu da sizi bulmuşken sizden dinlemek istedik hocam. Tabii ki. Nedir buranın önemi, tarihi? Tabii ki anlatayım. Şu an bulunduğumuz yer aslında dünyanın ilk borsa binası diyebilen yer. Ama bu bilimsel dilde makarlı alanı, et ve balık pazarı. Bu gördüğünüz yuvarlak yapıyı biz Tolos diyoruz ve milattan sonra 4. yüzyılda, günümüzden yaklaşık 2600 yıl önce İmparator Diokletianus enflasyonla mücadele için bir tavan fiyat kararnamesi çıkartıyor ve aklınıza gelebilecek her malzeme için bir tavan fiyat belirliyor. Yumurtasından, erguvan renkli giysisine, avukatından, bilim insanının aylık yıllık ücretine kadar ve bunu bölgenin önemli ticari anlamda önemli kentlerine yolluyor. Aizanoi da bunlardan biri. Tüm bu yazıtları hepsini bir arada bulabildiğimiz tek yer Aizanoi bu arada. Kısaca böyle anlatabilirim. Bu arada bizim borsa alanındaki sponsorumuz 2013'ten itibaren Halk Yatırım, 2017'den itibaren de ana sponsorumuz olarak kazımızı desteklemeye devam ediyor. Nezdinizde onlara tekrar çok teşekkür ediyorum ben. Hocam vermiş olduğumuz bu değerli bilgilerden dolayı biz size çok teşekkür ediyoruz. Burası harika bir antik kent. Biz gezmeye devam ediyoruz o zaman. Size de tekrar teşekkürler ve teşekkür kolay ediyorum. Gelsin. İyi geziler diliyorum çok size. Çok sağ olun, teşekkürler. Aizanoi antik kenti birçok ilke ev sahipliği yapıyor olması açısından da oldukça önemli bir adres. Şu anda bulunduğumuz yer ise tiyatro ve stadyumun ortak bir sahne binasına sahip olduğu türünün bilinen tek örneği. Bu sebeple de burası oldukça önemli bir yer. Fakat burada devam eden kazı çalışmaları nedeniyle şu an ziyarete kapalı. Çok yakın bir gelecekte bu çalışmalar tamamlanınca tekrar ziyarete açılacak ve bizler de o dönemde yine burayı görmeye geleceğiz. Evet, Paraf'la birlikte bu kez de harika bir antik kent turu yaptıktan sonra başladığımız noktaya geri döndük. Fakat buradan ayrılmadan önce sizleri başka güzel görüntülerle de buluşturmak istiyoruz. Şimdi sizi Zeus Tapınağı'nın gece görüntüleriyle baş başa bırakırken biz bir sonraki Paraf rotaları için yeniden yola çıkıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.